Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 10 Şubat 2020 günlerden pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Saatlerimiz 19.45'i gösteriyor. Yarın 11 Şubat 2020 günlerden salı. Ben yeni günde her zaman olduğu gibi bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım yarın bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım yarın şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. 11 Şubat 2020 Salı günü gündüz Adana'da koşulacak 7 koşuluk programla başlıyordu biliyorsunuz. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. Yine analizlerime geçmeden önce ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz dün 100 kişilik, 130 kişilik bir artışla kanalımız 6500 kişiye ulaşmıştı. Bugün yine güzel bir artış yakaladık. Kanalımız 6600 kişiyle geçti. Umarım yarın 100 değil 200 kişilik artış yakalarız. Yarın 6800 kişiye ulaşırız. Bakalım bu hız devam edecek mi? Ben özellikle kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma minnettarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Yine kanalımıza ilk defa katılan, kanalımıza abone olmadan izleyen arkadaşlarımıza ricamız. Kanalımız ücretsizdir sevgili yarışseverler. Sadece bana, kanalımıza destek olmak için videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Sizler bana destek verdiğiniz takdirde, sizler benim her zaman yanımda olduğunuz takdirde ben de sizlerin yanınızda olacağım sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz. Yarın Kocaeli gündüz Adana at yarışları programı var demiştik. Akabinde Kocaeli at yarışları programı var. Analizlerime geçiyorum. Analizlerime geçmeden önce videomuzda çıkacak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım yapan reklamların da içine girerseniz, reklamlara da tıklarsanız ben hepinize minnettar kalırım. Çünkü atlanan reklamlardan para kazanmayacak kadar az kazanıyoruz. Yani sadece %10 gibi bir gelir elde ediyoruz. Onun için birkaç saniyede olsa reklamların içerisine girerseniz kanalımıza büyük destek vermiş olursunuz. Ayrıca videolarımıza beğeni atarsanız, like atarsanız kanalımızın sosyal medyada her yerde görünmesi anlamında çok etkili olur. Bütün arkadaşlarımdan kanalımıza like atmalarını, beğeni atmalarını ben önemli rica ediyorum diyerek Kocaeli akşam yarışları analizime geçiyorum. 11 Şubat 2020 Kocaeli akşam yarışları 6 koşuluk programdan oluşuyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışıyla başlayacak. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ilk ayağında öncelikli olarak beğenimi kazanan aftermarket temsilcisi Sayın Zeki Uygur'a ait Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Uygur. Bugün benim birinci şanslı ismim olacak. İlk katıldığı koşuda yine 1500 mesafelik maiden koşuda Sinan Özen idaresinde yine usta atlar gibi koştu. 1500'ü 1.36-32 gibi bir derece yaptı. Ben idmanlarında da açığını kapattığını düşünüyorum. Bugün 4 numaralı Uygur'un bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Mehmet Kaya idaresinde ve birinci şanslı safkan olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Fatih İngül'ü uzayan mesafede temposunu bozmazsa, sonlarda temposu düşmezse bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde 52 kilo sikletle avantajlı şekilde çıkacak bu koşuya. Benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine formda safkan Halikarnassus temsilcisi 2 numaralı Jimmy Jip de bugün Ayhan Kurşun idaresinde bu koşuda etkili olacak bir diğer safkandır diyorum. Ben buraya sürpriz safkan olarak da Sayın Tuğrul Güre'ye ait 8 numaralı Seven Girl isimli safkanı öneririm ve altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada bu gruptan kaliteli bir isim yine Sayın Cüneyt Yıldızsan'a ait 2 numaralı Yıldızsan Star. Bugün yine Mustafa Çiçek'le buluşmuş. Özellikle Mustafa Çiçek idaresinde son çıktığı yarışta, birinci geldiği yarışta sanki safkan
kendini parçalarcasına koşuyordu. Safkanın içerisinden sanki safkan çıkıyor gibi aksiyonları vardı. Bugün yine Mustafa Çiçek idaresinde 60 kilo sikletle start alacak olmasına rağmen ben 2 numaralı Yıldız Hanslar'ı birinci şansı veriyorum. Yine 6 numaralı Star Ruby'yi isimli Safkan da ben beğenimi kazanan ikinci şanslı isim oldu. Biliyorsunuz geçmişte birkaç yarışlık serileri var bu Safkan'ın. Özellikle Win Ribbon Win temsilcisi, anne babası Duyu ona dayanan bir kan hattı var. Bugün Nevzat Avcı idaresinde benim ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 3 numaralı Savaş Atı, özellikle son 2 koşusunda da grup 2 yarışlar koştu. Burada şartlı 5 yarışta etkili olacak isim 3 numaralı Savaş Atı. Bugün benim 3. şanslı ismim olacak ve son isim olarak da son yarışında büyük sürprize imza atan Sayın Enis Badışoğlu'na ait Goldat'ın temsilcisi 1 numara Black Adler de bu yarışın sürprizini gerçekleştirebilecek isimdir. Ve altılı Ganyan 3. ayağı, 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada safkanların, tayların yarışını defalarca izledim ama bir safkan özellikle sanki daha koşmak istiyormuş gibi kendini paralarcasına bir yarış koşuyordu. Çok beğenimi kazandı. Bugün riske edeceğim, tek atacağım ne olursa olsun. Çünkü beğendiğim safkanlara her zaman tek atıyorum. Sayın Aytu Atala'ya ait Speedy Wolf'un tayı, 3 numaralı On For Love isimli safkan katılmış olduğu 2 koşuyla kazandı. Kazanması da bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bazen 4 safkan, 4 yarışı üst üste kazanan safkanları kuponumuza yazmıyoruz ama ben 3 numaralı Only For Love isimli safkanı bugün Ayhan Kurşun idaresinde bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum ve altılı Ganya'nın 4. ayağı. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da özellikle son 2 koşusunda da beğenimi kazanan Sayın Didem Artık Tutuşer'e ait Özgün An Tomurcuk orijinaliyle dikkat çeken pedigrisiyle 3 numaralı Atik Atik bugün Mehmet Kaya idaresinde bu rakiplerini geçebilir. Dikkat diyerek 1. şanslı safkan olarak veriyorum. Yine ekürü safkanlardan 1 numara Cesur Alim bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde piste çıkacak. Benim 2. şanslı safkanım olacak. Aynı zamanda 1 numara Cesur Alim, 2 numaralı Altun Tunç'la da ekürü olarak piste çıkacak. Ve bu yarışta son isim olarak ben Uçan Bey temsilcisi 5 numaralı Uçan Bey'in oğlu isimli safkanı öneririm. Burayı da 3 safkanla değerlendirdik ve altılı Ganya'nın 5. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 dişlere mahsus yarış. Arkadaşlar burada da 6 numaralı Şerife abla özellikle son yarışı çok harikaydı. Aynı yarış tekrarlaması durumunda bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde çok şanslı olacak safkandır. Bugün benim 1. şansı safkanımdır. Yine grubun kaliteli ismi 4 numaralı Lolan Güzeli zaman zaman bu tip rakiplerini rahat geçiyor. Biliyorsunuz Kayalara ait bir ekürü. Sayın Kaya Kaya'ya ait bugün Alican İnci idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Lolan Güzeli 2. şanslı safkanımdır. Aynı zamanda 4 numaralı Lolan Güzeli 9 numaralı Kolaçan isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Yine 1 numaralı Fanizan, eli kulağında bir isim, tabela içerisinde dolaşıyor. Bugün Nail Eren arkadaşımız da piste çıkacak. Ben 1 numaralı Fanizan'ı da 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Aynı zamanda 1 numara Fanizan, 7 numaralı Gönül Avcısıyla da ekürü olarak piste çıkacak sevgili yarışseverler. Yine 5 numara Aloysia'yı bugün özellikle Ayhan Kurşun'u üzerinde gördüm. Bu safkanın baba Turbo, anne babası Kayizbert. Güzel bir kanatına sahip 5 numara Alavuş'ta da bugün bu yarışta sürprizi gerçekleştirebilir. Ve 8 numaralı Kızılyar ve son isim 2 numaralı Bilbilan diyorum. Burayı da bu kadar safkanla değerlendiriyorum. Yine 3 numaralı Sultanan. Aslında bu safkanı en başta vermem gerekirdi ama birincilik özürlü. Yaklaşık 35-40 yarıştır birinci gelemiyor. Çok beğendiğim bir isim 3 numaralı Sultanan. Ama artık birinci verdim, ikinci verdim, üçüncü verdim. Kaydıra kaydıra en altlarda verdim. Esasen içimden birinci safkan vermem gereken isim olarak geçti 3 numaralı Sultanan.
ama beni çok hayal kırıklığına uğrattığı için bugün gerilerde verdiğim 3 numaralı Sultan Han'ı, yani bu koşuyu da ekürü isimlerle birlikte hepsi şeklinde değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Ve altılı gayanın son ayağına geçiyorum. Altılı gayanın son ayağına geçmeden önce yine son ayaktan sonra ufak altılı ganyan analizlerimi izleyebilirsiniz sevgili yarışseverler. Ve altılı gayanın son ayağında 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışında, bu yarış dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. 3 numaralı Coral Rose özellikle takibimdeki bir isim. Taliban temsilcisi 3 numaralı Coral Rose'u ben bugün Zülfikar Karabulut idaresinde birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 9 numaralı Çinemiz. Bu safkan da bir Yavuz Kaya temsilcisi. Özellikle anne babası Kaya Bey çok beğendiğim pedigrisiyle bugün 9 numaralı Tinemis'te ikinci şanslı safkan olarak değerlendiririm. Yine son yarışına inanmadığım bir isim. Bugün 62 kilo sikletle start almasına rağmen Burak Akça idaresinde 5 numara Juago'da bugün 3. şanslı safkan olarak öneririm. Yine 8 numaralı Cotton Candy bu grupta etkili olabilecek bir isim. Özellikle Muhammed Mir Bilgin idaresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir arkadaşlar. Yine 12 numara Minor Empire ve son isim olarak 11 numara Anita Black'te bu grupta etkili olacak bir diğer safkandır. Yine yer olan arkadaşlarım 2 numara Stranger'da değerlendirebilir. Bu altılı büyük olmuş olabilir biraz ama arkadaşlar sizler için, yani ufak oynayan arkadaşlarım için, biliyorsunuz program sonunda ufak altılı ganyan tahmini veriyorum. Yine ben de sizin gibi ufak oynuyorum. Yani kendi ufak altılımı genelde oynuyorum. Param olmazsa da birkaç arkadaş ortak şeklinde oynuyorum. Yine ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistteki maiden yarışında ben 4 numaralı Uygur'u birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Fatih İngül'ü ve Ayhan Kurşun dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Jim Jip şeklinde değerlendiriyorum. Buradan bir safkan çalmış olduk ve altılı ganyan ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışında ben 2 numaralı Yıldız Ansar'ın Mustafa Çiçek idaresinde bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum ve yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında 3 numaralı Only For Love isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında ben 3 numaralı Atik Atik 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Cesur Alim 2. şanslı safkanım. Yine 5 numaralı Uçan Beyinoğlu ve büyük altılımda yer bulamasam da 4 numaralı Babür Bey ve 6 numaralı oğlum Orhan şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı dişlere mahsus yarışta yine 6 numaralı Şerife abla ilk safkanımız, yine 4 numaralı Lolan Güzeli 2. şanslı safkanım, yine 1 numaralı Fanizan 3. şanslı ismimiz arkadaşlar, yine 5 numaralı Aloysha ve 8 numaralı Kızılyar, yine 3 numaralı Sultan Han'da bu araya koyalım arkadaşlar. Ve altılı ganyanın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışında ben 3 numaralı Coral Rose'u 1. şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 9 numaralı Tinemis 2. şanslı safkanımız. Yine 5 numaralı Juago 3. şanslı ismimiz. Yine 8 numaralı Cotton Candy ve 12 numaralı Minor Empire şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar altılımız ne tutmuş ona bakalım. 3, 4, 5 çarpı 3 çarpı 7. Bu altılımızda 31 lira 50 kuruş tuttu. Yine misli altılı ganyan analizimiz olacak. İlk ayakta 4 numaralı Uygur'u ben tek yazacağım. Yine altılı ganyan ikinci ayağında, evet, 2 numaralı Yıldız Ansar'ı banko olarak değerlendiriyorum. Altılı ganyanın 3. ayağında 3 numaralı Only For Love isimli safkanı 1. şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Tek yazıyorum. Altılı ganyanın 4. ayağında 3 numaralı Atik Atik
banko yazacağım. Altılık ayının 5. ayında 6 numaralı Şerife abla, 4 numaralı Lolan güzeli ve 1 numaralı Fanizan şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılık ayının son ayağında da ben 3 numaralı Coral Rose, 9 numaralı Tinemis ve 5 numaralı Juago şeklinde değerlendiriyorum. 3 kuruş 9, 663 kuruş tutuyor arkadaşlar. 15 mis yaparsanız 9 lira 45 kuruş tutar. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle bugün kanalımıza destek verirseniz, abone değilseniz, abone olursanız hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.